saattir falan yoldayız. Bir yarım saat 45 dakika falan yolumuz var herhalde. Acıktım ben bu arada. Ben de acıktım. Sıcak hakkındaki görüşlerinizi alalım. Sıcak yani vakitte çıktık, o yüzden çok zorlamıyor. Vakitte dedin, akşamüstü 4'te. 4'te yani. 4'te. Ama 39 dereceyi görünce fazla zorlamayalım kendimizi dedik. Ki yoksa şu anda 39. Motorlar gidiyor, motorlarda sıkıntı yok. Ki şu anda 39 dereceyi görüyoruz zaten. Şu anda 39 dereceyi görüyoruz. Manisa. Akhisar'a gideceğiz. Akhisar'da bir kokoreç içeceğiz, sonra bir Galiç'e gideceğiz. Eğer fırsat bulursak Fatma'nın konserine uğrayacağız. Bir davul çalacağız. Aynen. Akhisar'a 45 dakika maksimum yolumuz var. İki kokoreççe de uğrayalım bence. Ne olur. Çeyrek çeyrek. Görmeyiz. Bir de Akhisar'ın şeyi meşhurmuş, kelle paçası. Ona giremem. Ama konumuz o değil bugün. Montunuz satan. Niye yapıyorsunuz bunu Özgür Bey? Hafif böyle bir klima etkisi yaratsın diye. Yaratıyor mu? 15-20 dakikalığına yaratıyor. Böbreklerinizi üşütmekten korkutmuyor musunuz? Yok. Korkmuyor musunuz? Zatürre olmaktan da, böbrekleri üşütmekten de korkmuyor. Zaten 39 derecede zatürre oluyorsan herhalde hoş olsun zatürreye. Sıcağı sıcağına, şan kardeşler, Akhisar patlama. Duygu ve düşünceleriniz? Abi, yani bu turda kötü kokoreç yok, ben sana söyleyeyim. Kötü kokoreç yok değil mi? Biz bunu yiyelim iyisi mi? Muazzam yani. Muazzam değil mi? Zaten açız. Aynen. Hadi bakalım. Daha kıtır kıtır, kimyonu bol, baharatı bol, taze unu da belli. Hadi bakalım. Süper yani. Özgür Bey buyurun. Ya iki tane şey soruyorum ben. Bu sahne görüyor musun? Tazim yapıyorsunuz sahada. Günün içinde hangi ateşte yapıyorsunuz falan diye bir şey görüyorum. Balıkesir'den mi? Balıkesir, Turgutlu, İzmir, Kemalpaşa her yerde topluyoruz. Ve kuzu değil mi? Kapısı. Muazzam bir yer. Şimdi kalıyorum. Çok sağ ol. Evet, sizden görüşleri alalım. Bir tık daha yağlı ama çok güzel. Nitekim porsiyonun geldi. Bol kimyonlu. Dediğin gibi abi, burada boş kokoreç yok. Aynen. Çok sağ ol. Bu biraz daha bana hitap ediyor. Biraz daha böyle... Yağlı. Yağlı ve kolay yeniyor. Yani et kısmı bir tık daha az. Ama ben çok beğendim. Ben de... Porsiyon söyledim, racon böyleymiş burada. Ye ama bakalım. Ekmekte şey yapmak daha iyi, bol kimyonlu. Ben kimyonu çok seviyorum yani. Ye çok bakalım. Lezzetli yani. Ye bakalım. Birbirini ayırt etmek çok zor. Ben ama hala Balıkesir'i bir tık farklı koyuyorum. Ya şimdi aslına bakarsan biraz füzyon mutfağına girmeye başlıyor. O biraz aramış değil mi herif? Yok, hayır şimdi... Ya köfte diye bir şey var. Ve hamburger diye bir şey var. Doğru. Sulu köfte var. Doğru. Vesaire böyle onlarca çeşit köfte yapılıyor ya yani. Doğru. O biraz daha değişik da bir şeydi. O da kokoreci başka şekilde servis ediyor. Yani başka şeyler yapılabilir. Dolmasını yapan var, ete sapan var. Öyle şeyler de var. Ama zaten klasik kokoreç. Bu klasikler içinde hepsi hakikaten birbirinden şey değil ya. Farklı değil de bizim Çengelköy'deki sevgili Paşa kokoreçi pas geçemeyiz. Finalde onu çekeceğiz zaten. Zaten o final olur bizim için. Ama racon aynı. Racon aynı. Ege yöresinin taze... Kuzu kokoreçi kullanılıyor her yerde. Evet. Balıkesir'deki hariç hepsi aynı raconda. Farklı tatlar. Hepsi çok güzel. Hakikaten ayırt etmek çok zor. Hepsi çok iyi. Neden kötü kokoreç çok yok galiba bir de olur. Hiç kötü kokoreç yedim mi ondan da emin değilim. İsteği kim yaptıysa. Evet, eline sağlık. İşte ikramı geldi. Kokoreçin altında pişen. Evet. Damadala ikram etti arkadaşlar. Hadi bakalım. Son iki. Kan yaparmış. Dalakta yemedik demeyiz yani. Akhisar'da Sonche kokoreçisi. Sonche ne abi bu arada? Son çocuk demek abi. Son çocuk. Bahadır'sta çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Ve ilginç bir mevzu. Bu rotada 5. yediğimiz yer ve ilk defa dana kokoreç. Evet. Ama nasıl yaptığınızı bir anlatırsanız. Yani, ilk baş her şey kendim var abi. Kara fırınlara atıyoruz ilk baş. Ortalama büyük tepsilerde, ekmek fırınlarında. Ortalama 350-400 derecede odun ateşinde pişiyor. Ne kadar süre? Ortalama 3-3 saatte pişiyor. 3-3 saat. Evet. Ondan sonra şu tepsinin içinde gördüğünüz kokoreçin pişerken kendi salmış olduğu yağ.
Yani yaparken ekmek yağlıyoruz. Buranın usulü olur yani. Yağlı yerler. Zaten porsiyon usulüymüş aslında sizin racon. Tabii. Yanlış anlamda. Evet. Ekmek arası servis edilmiyor. Yani genel anlamda porsiyon. Hep taze herhalde. Tabii her gün. Her gün kendi müsaade. Böyle bu sahneyi gören falan yok, bir şey yok. Yok yok, hiçbir şey yok. O yani zaman bundan çıktığı gibi geliyor. Öğlen 12, 1 gibi servise başlıyoruz. Gece 3'e kadar açıyoruz. Gece. Bugün buranın farkı o zaman dana ve dana kendi de, yağında kendi fırında 4 saat pişmesi. Evet. Eyvallah. Bir de burada arada kuzu da mı? Tabii çeviriyor. Kuzu her gün oluyor normalde. Sadece bugün özgü yok. Normalde her gün kuzumuz da mevcut. O zaman bir arada o zaman gelip kuzuyu da yiyeceğiz. Çok, çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi Akhisar'dayız Manisa ve yola çıkacağız. İdareçe. Kokoreççi Davut Üste'ye gidiyoruz. Son inşallah kokoreççimiz. Aynen. Ölmeden önce. Oradan, tövbe tövbe ya. Oradan da İstanbul'a. Tin 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 gidiyoruz tin, tin, abi. Tin. Yok o anlamda değil lan. Zehirleneceğiz de kokoreç yemekler. Yok, yok, yoksa bir şey, olmaz. Şey değil ola. Yolda bir şey olmaz inşallah. Aynen. İşte saat kaç şimdi? 7.30. 8.30 gibi oradayız. İşte 11-12 gibi de. Hadi bakalım. Görüşürüz. Ne oldu? Kime yazışıyorsun? Bu rotayı yapan sevgili Ömer Yılmaz'la. Ha ne diyor? Twitter'dan yazdım. Ne dedi? Kendisi de hocam iki taneden sonra kolesterol olmasın afiyet olsun. Biz ölüm döşeğindeyiz diyorum. Kimse inanmıyor bana. Neyse artık bir hafta çiçek bir şey böcek yiyeceğiz, ot yiyeceğiz. Et ağzımıza sürmeyeceğiz herhalde. Hadi bakalım. Şirin ilçemiz Bigadiç'teyiz. Balıkesir'in Şirin ilçesi Bigadiç'teyiz. ne diyar kokoreç? Davut Usta. Ama Bigadiç'in girişinde ne yazıyordu gördün mü? Etin Türkiye'de. Etin başkenti. Yani. Bugünkü üçüncü kokoreç olacak. Önümüzdeki üç gün sadece su ve ayran ve yoğurtla besleneceğiz büyük ihtimalle. Bütün etin başkenti Bigadiç'ten tüm Türkiye'ye sevgiler öncelikle. Son kokoreç durağımız saat kaç oldu? 9. 9. Daha İstanbul'a yolumuz var. 9'a çeyrek var. Bayılmazsak inşallah varacağız gece 12 herhalde gibi bir durumda. Herhalde gideriz ya. Gideriz. Mezuniyetimi kutluyorum. Özgürcan Öney bugün. 2007 girişli olduğum açık öğretim, Anadolu Üniversitesi açık öğretim kamu yönetimi, iktisat fakültesi kamu yönetimi bölümünden bugün itibariyle mezun oldum. Mezun oldum. Buna da kutluyoruz. Onu kutluyoruz. Onu kutluyoruz çünkü Bigatiç'e gelip kokoreç yiyoruz hocam. Böylece söyleyeyim. Kamu müdürü arkadaşımız Özgür Bey. Kamu yönetimi mezunu. Kaymakam adayı. Meslektaşım. Bigadiç'e geldik. Bak bakalım kokoya. Davut Usta'nın kokoreçinden yiyorum şimdi. Olay biraz da ekmekte bak ben de yedim şimdi. Ekmeği de güzel kızartınca ayrı bir güzel gidiyor. Güzel güzel. Ha, ayran da buranın ayranıymış. Adı ne? Özel Hisar'ı bilmiyor musun ya? Bilmiyorum abi. Yok Özel Hisar Balıkesir'in şeyi. Ayran başkenti. Ayranı. Ayran başka. Güzel ayran. Ha. Evet güzel mi kokoreç? Görüşlerini çok alalım. Çok güzel. Allah. Biraz tuz koymam gerekiyor. Koy bakalım. Onun dışında. Son kokoreç olarak aynen mezuniyet yani ediyen. Kekik çok iyi. Öyle mi? Hı-hı. Dedem usta. Kekik. Kekik. Kimyon. Acı. Acı. Dozunda işte koyup. Hadi afiyet olsun. Muazzam. Kapça ederiz. Artık son günümüz. Son saatlerimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 3 günde 6 kokoreç durağı. 3 günde 6 tane. Kizen abi bile bu kadar yememiştir ben sana söylüyorum. Balıkesir, Bigadiç. Kokoreçi Davut Usta'dayız. Yorgun gözler. Evet. Bir yorulduk. Bir yorulduk Davut Usta. Abi ellerine sağlık. Afiyet olsun abi. Allah süper de. Yani şey belli. Davut Usta işine özen gösteriyor. Uğraşıyor. Hep taze ürünler. Onun etkisi de var. Kimyon, kekik, pul biber. Muazzamdı. Evet. Bugünkü üçüncü kokoreç olduğu için diyafram şişti biraz, yapacak bir şey yok. Davut Usta artık tatlı gibi bize son kokoreçi vermiş oldu. Aynen. Eline sağlık, teşekkür ediyoruz ustacığım. Teşekkür ederim. Çok güzeldi. Saat 23.27. Bursa'ya yaklaşık Karacabey bölgesinde. Bir Husqvarna. 2 saat yolumuz var. Bundan sonra fazla basmadan. Bu arada egzozun sesi çok iyiymiş. Özgür Husqvarna'nın yaklaşık 1500 kilometre sonra egzoz sesini keşfetti. Kasksız bir de kullanınca davulcu kulaklarıyla hassas olmasını beklediğimiz iyi aynen oldu. Neyse motor güzel ama hakikaten ya. Motor sadece güzel ya. Motor güzel hakikaten. Evet Sayın Özgür Can Öney kaç kilometre? 2000 mi? Sen yaptın ya şey hesaplamayı. Bakmadım. Yaklaşık herhalde
1500'ün üstündedir. Evet, üstündedir. Ne düşünüyorsunuz? Nordan 901. Ya güzel evet. Motor. Ben egzoz sesini çok sevdim, onu söyleyeyim. Apache olarak. Bekli kaskla kullandığımız için çok şey değildi. 105 beygir, 6 vites, 889 cc. Amortisörler falan muazzam. Yolda hiçbir vibrasyon vesaire falan hissetmiyorsunuz. Sanki pazar günü koltuğunuza oturuyormuşçasına, kahvenizi yudumluyormuşçasına, gazetenizi okuyormuşçasına gidiyorsunuz. Şu var, bu motor KTM 890'ın üzerine oturmuş Husqvarna aslında, yani oturmuş bir motor. Yeni bir motor o anlamda değil, altyapısı. Değişik bir dizayn uygulanmış hali. Görkemli, rüzgarı yaran giden, 150-160 yani hız sınırları içinde gayet rahat kullanabildiğiniz. Biraz üstüne çıktığınız zaman benim gibi nispeten acemi ve büyük motora alışkın olmayan motorcularda biraz sizi zorlayabilecek. Bir dakika, alet gidiyor ama ben gidebiliyor muyum diyebileceğiniz. Ama onda öncem yok. Hani o da biraz evet. Belki değiştirilince bir tık yükseltilirse daha, evet, daha şey vardır olur. Eminim aksesuar üç olarak. 3 tane modu var. Offroad, Street ve Rain. Ben Street'te kullandım sadece. Başka bir şeye ihtiyacımız olmadı. Tekrar KTM'ye, Selçuk Bey'e, ekibe, Enes'e, Alen'e, Husqvarna'ya teşekkür ederiz. Bize bu yolculuğu mümkün kıldılar. Peki evet. Bir sonrakinde o zaman. Ha, aslında şeyi söylemek lazım. 100 km'de 4,5 litre. Wow. Hey, hadi bakalım.